Evet arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosu, yepyeni bir Flight Simulator P3D videosu ile karşınızdayız. Bugünkü uçuşumuz Silkway Airlines'ın 402 sefer sayılı Sabiha Gökçen Bakü uçuşu olacak. Evet, bu gerçek hayatta, yani gerçek zamanda yapılan bir uçuş. Normalde gece yapılan bir uçuş ama biz biliyorsunuz fazla gece uçmayı sevmiyoruz. Çünkü hiçbir yeri göremiyoruz. Simsiyah bir simülasyonda uçmanın da pek bir anlamı yok. Ondan dolayı biz gündüz uçuş yapacağız. Ve uçuşumuz hakkında kısa bilgiler vereyim size. Bugün Sabiha Gökçen'le 24 pistinden kalkacağız. Mopin 1 Foxtrot Departure yapacağız. 37 bin fite kadar çıkacağız, daha sonra Bakü'ye. 34 runway'ine. İnsan 1, İnsan 2 Foxtrot Arrival'ı inmeyi planlıyoruz. Sabiha Gökçen'de hava 9 derece, 220'den 8 knot rüzgar esiyor. Altimeter 1017. Bakü'de ise şimdilik hava 10 derece, 320'den 12 knot rüzgar esiyor. Altimeter 1016. Evet, hemen bir taxi and take off briefingimizi yapalım. Gördüğünüz gibi Sabiha Gökçen'den kalkacağız ve Bakü'ye gideceğiz. 2 saat 35 dakikalık bir uçuş olmasını öngörüyoruz şimdi. İstanbul'dan 24 pistinden kalkacağız. Daha doğrusu ilk başta 103 numaralı kapıda İstanbul'dayız. Pushback yapacağız. Tail left, nose right, pushback. Pardon. Tail right, nose left, pushback. Pushback yapacağız. Daha sonra Mike'dan çıkacağız. Cross runway 24. Mike'dan çıktıktan sonra Golf. Golf'tan sonra Delta. Delta'dan sonra Echo. Echo'dan sonra 24 pistinden kalkacağız. 24 pistinden kalktıktan sonra 240 headingle GAYM'e gideceğiz. GAYM'e vardıktan sonra GAYM'de at or above, yani 1300 feet'te veya üstünde olmamız gerekiyor. Daha sonra sola doğru bir dönüşümüz var, görüyorsunuz. Yuvarlak bir dönüş geleceğiz. İlk başta Yalova 1 Papa diye geçiyor. Daha sonra Mopin 1 Foxtrot. Görüyorsunuz, böyle yuvarlağımızı bitireceğiz ve Mopin'e geleceğiz. İstiyorsanız GAYM'e de gidebilirsiniz buradan ama biz Mopin'e gideceğiz. Ve taxi and take off briefing completed diyelim. Uçağımız çok güzel, gördüğünüz gibi muhteşem şurası. Bunu çok seviyorum, gerçekten süper duruyor. Yalnız sadece GSX burada çalışmıyor, burada PMDG'nin service vehicle'ını çalıştırıyoruz. Eğer bilen varsa çalıştırmayı bana tarif ederlerse çok da sevinirim. Bakalım, kargolar henüz hala gelmedi. Gelmesini bekliyoruz. Bakalım yakın bir yerden gelecek. Evet, geliyor, kargolar geliyor. Kargoların bu uçağa yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Bekleyeceğiz mecbur. Uçağımızı dolduracağız. Para kazanmamız lazım. Boş gidemez uçak. Kokpit içinde her şeyimiz hazır. Kokpit içine bir de girelim. Kokpitimiz gerçekten muhteşem kokpit. Hele burnu açık olunca çok daha güzel gözüküyor. Şöyle bakarsak uçağın burnu açık olunca çok daha güzel gözüküyor. Eğer uçağın burnunu açamıyorsanız PMDG 747-400'de, eğer uçağın burnunu açamıyorsanız yapmanız gereken şu arkadaşlar: sadece geleceksiniz, APU'nuzu çalıştıracaksınız. Ground connection'lar bağlı bir şekilde APU'nuzu çalıştıracaksınız. Sadece soldaki APU generator 1'i on yapacaksınız. Burası available kalacak ve ondan sonra geleceksiniz FMC'nize. FMC'de Doors'a geleceksiniz. Doors'da ikinci sayfada Nose Cargo diyeceksiniz. Buna bastıktan sonra ön kargonuz açılacak. Ön kapınız açılacak, daha doğrusu burun kısmı. 747-400'ünüz P3D ve 4.2'de çalışmıyorsa, son update'lerden sonra bir sıkıntı var. PMDG 747 P3D ve 4.2'de sıkıntılar çıkartıyor. Bende çıkan sıkıntı şuydu: her açtığımda P3D ve 4'le simülasyonumu her açtığımda crash oluyordu. Ben şöyle bir şey buldum. İlk başta F22 ile yüklüyorum. Seneri yüklü, yani simülasyonu açıyorum, kuruyorum. Sabiha Gökçen'e geldim F22 ile. Ondan sonra burada simülasyonun içinde, havaalanının içinde PMDG 747'yi seçince PMDG 747 çalışıyor. Benim bulduğum workaround dediğimiz, yani hani arkadan dolanma buydu. Bakalım, umarım sizde bir sorun çıkmaz. Gerçekten muhteşem bir uçak ama çok seviyorum. P3D ve 4.2 henüz geçmediyseniz veya geçmeyi düşünüyorsanız sakın geçmeyin arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi P3D ve 4.1.17 en iyi versiyonuydu bence P3D ve 4'ün. Ve 4.2 bayağı bir sıkıntılı, bayağı bir
performans düşüklüğü yaşatıyor bende. Sizde öyle mi bilmiyorum. Ben hiç memnun değilim. PTA ve 2.61 çıktı. 2.61 yükledikten sonra V4.1'de düzgün çalışmıyor PTA. Ondan dolayı onu da şimdi yüklemek istemediğim için geri dönemiyorum ama elimde olsa yemin ediyorum bozmazdım simülasyonu. Evet, kargolar yükleniyor. Biliyorsunuz kargo uçuşlarında yolcu molcu olmadığı için sadece 4 tane bir tane 2 tane kaptan, bir tane release kaptan var. Yani diğerleri dinlenirken bir tane gelebilecek. Bir tane de loadmaster var. Loadmaster'da yardımcı pilot, onlar için de anons yapmaya gerek yok. Uçağımız yükleniyor güzel bir şekilde. Ben şimdilik bu AP'yi de açacağım. Sonra fuel imbalance çıkıyor da ondan dolayı yapıyorum. Hatta gelip nasıl? Evet. Hatta overhead'imize girip buradaki bütün şeylerimizi açmamız lazım. Fuel pump'larımızın hepsini açmamız gerekli. Evet, kargolar güzel şekilde yükleniyor. Geçen gün çok güzel bir yayın oldu. O yayından sonra Discord'a bayağı bir arkadaş geldi. Discord bayağı canlandı. Eğer Discord'a iyi olmak, gelmek istiyorsanız, biz de orada sorunlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi paylaşmak istiyorsanız Discord'da sizi bekleriz. Bir de arkadaşlar, bu uçuşu Azerbaycanlı arkadaşlarımızın isteği üzerine yapıyoruz. Normalde Kaptan Sim 757'ye baktım. Azerbaycan Hava Yolları'nın live verisi yoktu. A320'ye baktım Efes Labs, onda da bulamadım. Eğer buluruz arkadaşlar, bir daha bu uçuş yaparım. Bu sefer yolcu uçağıyla yaparım ama şimdi bulamadığım için oraya Azerbaycan'a, Bakü'ye gidebilecek en hani elimde olan Liveri'lerle Silkway Cargo mecbur bu uçuşu yapıyoruz. Ama eğer bana Liveri gönderirseniz 757'nin ya da A320'nin, Azerbaycan Hava Yolları'nın, onunla da uçarım, hiç sorun değil. Ama gerçekten bunu sadece Azerbaycanlı arkadaşlarımız istedi diye yapıyorum. Drezevici Design'ın Bakü senarisini aldım ve onlar istedi diye bu uçuşu yapıyorum. Onlara selam olsun buradan. Evet, biraz da uzun sürüyor. 747'yi doldurmak kolay değil tabi. Evet, artık son kargolar yükleniyor. Ekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Pilotların en sevmediği şey beklemek. Ama çok da bekliyoruz maalesef. Kargo terminalimiz, bakın arkadaşlar. Sabiha Gökçen'i şöyle göstereyim. Böyle gidersek. Şurası normal gördüğünüz gate'ler. Bu arada bir tane 777 var. Watsim'de online. Bir tane Pegasus var. Watsim'de online'ız. Burası da kargo. Bakalım. Kargo. Burası da Habom. Türk Hava Yolları'nın. Turkish Habom görüyorsunuz.
Evet. Arka kargolar bitti. Bakayım sağ tarafta nasıl, ne durumdayız? Orası da bitmek üzere. Son. Buradan da yükleniyor çünkü kargo. Şöyle yükleniyor. Son kargo da yükleniyor. Evet, artık ön kargoyu kapatalım. Pardon. İlk başta servis vehicle'ını gönderdim zaten. Ben diyorum niye kapanmıyor? İlk başta servis vehicle'ını göndereceğiz. Daha sonra gördüğünüz gibi kendiliğinden kapandı. Düzgün şekilde kapatalım onu. Görelim nasıl kapandığını. Açılıyor. Bakın. Bunu görmenizi istiyorum dışarıdan. Ondan dolayı öyle otomatik kapanması kendiliğinden. Biz iki defa bastığımız için direkt kapandı. Şimdi kapatalım. FMC'den kaybolmak da orada değil. Bakın side door doldu, doldu mu? Evet, o da kapanıyor. Gerçi bir tane daha kalmış. Onu kapatmamamız lazımdı. Evet, hemen gidip FMC'yi açalım o kapıyı. Bir tane daha kalmış. Açıl 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 açıl. Son zannettik de değilmiş meğerse son. Neyse, tam zamanında açıldı. Evet. Tamam, şimdi kapatabiliriz. Efendim size dedim, şimdi kapatabiliriz. Evet. O da kapanıyor. Biz artık yavaş yavaş başlayalım uçuşumuza. APU'muzu açalım ikisini birden. Ve ground connection'ımızı sökelim. Şimdi hazırız. Normalde bunların sırası var ama ben çoğu gördüğüm videoda hepsini açıyorlar pilotlar. Ondan dolayı ben de hepsini açıyorum. Evet. Şimdi her şeyimiz hazır. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır. Sadece Beacon Light'ı açalım ve Request Push bekleyelim. Nedense bu ilk açtığımızda hemen istiyor.
bir boarding veriyor. Ondan tekrar açmamız gerekiyor. Kök, çelebi. Nose left, tail right, ne oluyor? Evet, şu an hazırız. 6 olması gerekiyor bizim trimimizin. 6, tamam. Evet. Pre-flight checklistimizi yapmıştık. Before start checklistimizi yapalım. Flight deck doors closed and locked. Passenger signs on. Beacon both on. Transponder şimdilik off. Before taxi, before start checklist complete. Evet, parking brake list. Evet, sol motorlarla başlayalım hemen. Ignore, bu bir bug, ondan dolayı çok önemli yok o sesi. Biraz simülasyonumuzun sesini açalım. Bunların sönmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sönmüyor. Şimdi sağ motorları çalıştıralım. Yanmasını bekliyoruz. Yandı. Şimdi gördüğünüz gibi bunları buradan kaldırdım. Set. Özlemişim bu uçakla uçmayı. Çok uzun zamandır uçmuyordum. Bayağı iyi oldu yani uçmamız. Sonunda yarar var. Evet. Gördüğünüz gibi sağ motorlar da çalıştı. Şimdi packs on. APU off. Evet.
Bir hemen gear unlocked oldu. Hemen bir flight control check yapayım. Brother right. Left. And nitro. Elevator up. Elevator down. Nitro. Aileron right. Aileron left. Nitro. Spoilers up. Spoilers down. And flaps 10. Gördüğünüz gibi arkadaşımız selamını veriyor burada. And after start, before taxi checklist, flight control checked, anti-ice off, recall checked, auto brake RTO, flaps 10, ground crew clearance seen, and before taxi checklist complete. TKS'de açık, TKS'i kapatalım. Burada FMC message diyor ama FMC message yok görüyorsun. İşte bu buglardan bir tanesi. Fuel tank engine mesela. Bunda da bir sıkıntı olmaması lazım ama bunda bir sıkıntı gösteriyor. Yani böyle buglar var. Yapacak bir şey yok. Yani mesela bunu normalde açsanız burada şey olmadığı için ne derler? Yakıt olmadığı için hani bunu söylüyor da arka sıra yakıt olmadığı için yani o bug onu yapacak bir şey yok. Evet. Hazırız. Taxi light'ımızı açalım. Hadi bakalım başlayalım. Haydi. Ne oldu ya? Pardon, yanlışlıkla flaps'i 5 yaptım. Buradan kendim. Evet. Evet. Böyle biraz açıktan alıyoruz. Mecbur biliyorsunuz. Bayağı bir uzun olacak. Stop light'larımızı açalım. Şimdilik. Bakalım sağ taraf. Approaching. Müsait. Sol taraf müsait. Cross edebiliriz. Şöyle yerleşemedim yerime. Biraz daha sesini kıssam mı acaba simülasyonun? Benim sesim alçak mı geliyor size? Şöyle şöyle biraz daha kıstım. Evet, tamam. Buradan sağa yapacağız. Evet. Yerime bir türlü yerleşemedim. Olur ya bazen böyle yerinize yerleşemezsiniz. Sürekli böyle bir ayar yaparsınız. O günlerden birini yaşıyorum ben de. Hızlı gidiyoruz. 26 ile gidiyoruz. Biraz yavaşlamamız lazım. Böyle iyi. Bakın görüyorsunuz. Sol tarafta bir tane 777 var. Bir tane Pegasus vardı ama Pegasus gitti herhalde. Ryanair var bir tane. Ryanair. Solda. 137. Otuzla taksi yapıyoruz. Biraz yavaşlamamız lazım. Bir
Video uzun olmasın diye bazen biraz hızlı taksi yapabiliyorum. Özür dilerim onun için. Yani biliyorum 20'de maksimum taksi yapıldığını. Ama bazen işte böyle hızlı fazla zaman çalmamak için. Sesimizi açalım. Radar radarımızı açalım. Lights on. Lights on. Light off. Approaching 2-4. Checked. For takeoff checklist. Flaps 10. Trim set. Takeoff briefing completed. Runway speed, EPR, VNAV, checked, cabin report, received, transponder, on para. Runway, 2-4. Before takeoff checked, complete. Runway, 2-4, seen. Evet, böyle ortaladık mı, tamamız. Kameramızı açalım ve saatimizi çalıştıralım. Saatimiz çalışıyor. Hepinize iyi yolculuklar arkadaşlar. Evet. Take off. Total ref. Take off thrust set. Hold. 80 knots. V1. V1. Rotate. Rotate. Positive rate of climb. You're up. Çok güzel. Süper bir kalkış. That's five. Flaps one. And flaps up. Maalesef Yeşilköy approach online oldu bir anda ve bizden bağlanmamızı istedi. Yani tam kalkış esnasında çok teşekkür ediyorum Yeşilköy approach'a. Tam zamanında. Yeşilköy approach, good afternoon. Skyline 402 heavy. Just airborne from Sabiha Gökçen, crossing 7000 feet and climbing flight level 370. Feedback 402.
10.000 feet. Yeşilköy Approach Skyline 402 Sunçek. Skyline 402 heavy airborne from Sabiha Gökçen, crossing 114 and climbing 370. Skyline 402, leaving first, head score 7403, please. 7403, Skyline 402 heavy. Evet. After takeoff checklist'i yapamadık maalesef. Landing gear up and off, flaps up. Seven four zero three Skyline 402. Skyline 402. Identified direct mopping. Direct mopping, Skyline 402. Skyline direct mopping verdi, biz de direct mopping diyoruz. Evet, seat belt signs off. Evet arkadaşlar, 22.400 feet'i de geride bıraktık. 8 dakikayı da geride bıraktık. Artık biliyorsunuz 37.000 feet'e kadar yükseleceğiz. Daha sonra sadece monitoring diye aircraft yapacağız. Başka yaptığımız bir şey yok. Sizi 13 dakika 45 saniye video ile baş başa bırakayım. Bakü semalarında sizi tekrar kokpite davet edelim. Şimdi kokpiten bildireceklerimiz bu kadar. Çok teşekkürler bizi şimdi seyrettiğiniz için. Birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdi. We'll be right back.
La. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi top of the sentimize geldik. Artık yavaş yavaş alçalmaya başlayacağız. 12.000 PT göreceğiz. Limti'den alçalmaya başladık. Limti'yi geçtik. Lusal inbound 17.000 var. 1 saat 49 dakikayı geride bıraktık. Uçurumuzda Sigma Size 10 diyelim. Ve alçalmaya başlayalım. Otobrek. Ben bunu da tabi üretmeliyim. Lap'ta 145 lap'ta ineceğiz. Ve approach briefing'imizi beraber yapalım. Sonra çekmesini yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an Lusal'a gelmiş bulunuyoruz. Yani Lusal'dayız ve hemen bir approach and landing briefing yapalım. Lusal'dan sonra insandan geleceğiz. Dönüşümüzü gerçekleştireceğiz ve 34 pistine inişimizi ILS Runway 34 pistine inişimizi yapacağız. ILS'imiz 111.7. Eğer missed approach durumunda climb 341 hedinde 2000 feet'e climb edeceğiz. Sonradan da sağa dönüp ve bravo 615'i 4000 feet'e yükselip orada hold'a gireceğiz. Decision altimeter 182. Çok sıkıntılı bir approach değil. Çok rahat yapacağımız bir approach. İndikten sonra 34 pistinde büyük ihtimal biz herhalde buradan çıkarız. Lima'dan Lima'ya, Lima taksiyeline gireriz. Lima taksiyeninden sonra bakalım kargo neresiymiş. Kargo 2. Lima taksiyeyi burada kalıyor. Lima taksiyeninden Juliet. Juliet'ten Alfa Hotel yapar. Gelir burada kargo bölümüne park ederiz. Approach and landing briefing complete. Unimental bir uçuş oldu. Hiçbir sıkıntı yok. 400 bin bir uçuş gerçekleştirdi. Şimdiden altimetremizi ayarlayalım. Decision altitude kaçta? Yüz baro.
15.900 yok. Sen şimdi yanlış ediyorsun. Biz 2000 diyelim buraya da. Evet, descent checklist, recon, check, auto brake 2, landing gear, flaps 30, 145, minimums 200 feet, approach braking complete. Transition RTB 9000 feet burada. Burayı büyük ihtimal Brezel içki çiziyor. Brezel içki dizayn çiziyor. Çünkü Orbix'in böyle bir şeyini hatırlamıyorum ben. Orbix bu kadar kötü de çizmez diye düşünüyorum ama. Evet, 17.400 alçalmaya devam ediyoruz. Bu arada Watson'dan bilgilendirmeyi de yapayım.
Allah Allah, bu kadar yani kötü çizmemesi lazım Orbis'e ama herhalde büyük ihtimal Brezilya dizaynı çizimi bunlar. Ondan dolayı biraz benim o gözüme hoş gelmedi yani şu görüntü. Ama herhalde Brezilya gibi. Speed break benim. Uçağın yavaş yavaşa yardımcı olayım. Lights on. Fuel quantity low diyor da hiç low değil yani.
hapisten. Evet, 2 saat 8 dakikayı geride bıraktık artık. Approach checklistimizi yapalım. Approach checklist, altimeter check 1016. Daha sonra landing checklistimiz var. Landing checklistimizde çok fazla bir şey yok zaten. Arkamızdan 12 knot rüzgar esiyor. Checked. Önünde bir uçak mı var? Tam göremiyorum ama. Cabin crew ready. Cabin crew, yani sadece Loadmaster'la ready pilot.
Evet, frekansı 111.7. Burada da 111.7 yazıyor ama henüz yakalayamadı nedense. Yardımcı olun. Localizer yakalanması için. Localizer'ın yavaş yavaş gelmesi lazım artık. Localizer geliyor. Localizer capture. Light stop da geldi. Saat 15 dakikayı bildirdik. Biraz alçak geldik ama ben ilk defa ineceğim için biraz hani emin olmak istedim. Bazen yüksek gelince glide stop falan hepsini kaçırıyorsunuz. Kötü oluyor. Yani şu an 4000 feet seviyesinde olmamız lazım da ben önceden 2000 feet'eydim. Biraz hızımı da bilerek düşürdüm. Erken düşürdüm. Hani bir şey olursa müdahale edebileyim diye. Böyle ilk indiğim hava alanlarına hani kendime tamam chartlara bakıyorum ama biraz da kendim nasıl şu an
hareket edeceğimi tahmin ederek belirliyorum. Zaten etrafta fazla trafik falan da yok. Kontrol ATC, MTC olmayınca kendi kafanıza göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben ilk indiğim uçak, ilk indiğim havaalanlarında genelde böyle hani biraz tedbirli olmayı seviyorum. Sonuç olarak deniz üzerinden geliyoruz. Deniz üzeri olduğumuz için 2000 feet çok sıkıntı olmayacağından 7000 feetten 2000 feet'e inmemiz gerekirken ben 2000 feet'e erkenden inmeyi tercih ettim. İlk defa ineceğim bir havaalanı. Hava görüş açısı tam böyle hani şeyi göremiyoruz. Biraz tedbirli olmakta yarar var. Şu an mesela 3200 feet'te olmamız lazımdı. 3000 feet'te devam ediyoruz. Evet, yavaş yavaş artık havaalanı karşımıza geldi. Birazdan glide stop da artık gelmeye başlayacak yavaş yavaş. 9000 kaldı inişe. Mesajımızı atalım. Pist ışıklarını karşımıza görüyoruz. Geri dön. Lights on. And flaps full. Biraz erken bastık olsun. Şimdi evet. Evet, artık havaalanı karşımıza gördük. Landry ve landing check is speed break on landing gear down flaps 430 green light cabin report received. Landing check is completed. Artık kameramızı açalım. Autothrottle bende. Checked. Autopilot off. Hafif sağdan esiyor rüzgar. Bizi biraz atıyor.
400. Check. Approaching minimums. Caution, taxiway. Caution, taxiway. Taxiway olarak görüyorum ben size. Continue. Evet. Reverse açmadım. Manual braking. İleriden backtrack yapacağız büyük ihtimal. -49. Süper bir iniş yaptık. Gerçekten muhteşem bir iniş oldu. 747 ile ancak bu kadar indirdi zaten. Bu ne ya? Böyle rahat yapmadım.
buradan sol yapacağız ve yata bağlanacağız. Approaching 1-6. Biraz update edilmesi gerekiyor büyük ihtimal. Ortadaki iki motoru kapattık boşuna yemesin diye. Olabiliriz. Approaching 1-6. Evet, iyi çalışıyor. Biraz hızlanalım takside. Çok güzel bir havaalan ama terreni biraz kötü yapmışlar gibime geldi. Yoksa havaalanı olarak çok güzel bir havaalanı. Drezevski dizaynı Bakü önerisi. Ama terren biraz sıkıntılı. Çok gerçekçi durmuyor yani. İlk defa indik buraya da. Biraz hızlanalım tekrardan. Buradan sağ yapacağız.
ve otelden kargo kısmına girişimizi gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havaalanı gerçekten. Bazen bir trafik yok ama şimdilik. Bizim Big Bay Technics, bizim şirketin teknik Big Bay International Logistics görüyorsunuz. Biraz yavaşlayalım. Çağıralım bakalım gelecek mi? Vallahi geldi. Evet, şimdi taksi lights off. Kamyonun arkasına kaldı yine bizim. Evet, park ediyor, tamam. Allah Allah, APU çalışıyor tabii. Neler oldu? Bekleyeyim mi APU? APU'yu bekliyoruz ama.
Neyse biz o zaman gelelim, EQ'yu beklemeyelim. Bunu mesaj sonucu. Tamam. Yunus'da açıldığına göre artık kargolar boşalıyor. Uçuşumuzun da sonuna geldik. 2 saat 35 dakikayı devirdik. Bakü'ye Azerbaycanlı arkadaşlarımızın isteği üzerine geldik ve bu uçuşumuzu da kazasız belasız tamamladık. Hepinize iyi hafta sonları, iyi hafta başları diliyorum. Bir sonraki uçuşumuzda tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.